Dünkü basın toplantımızda bahsettiğim Türkiye'deki seçim sürecinin ve seçim sonuçlarının dışarıda nasıl yansıdığıyla ilgili süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Çünkü bu seçim sürecinin doğru değerlendirilmesi, Türkiye'nin doğru anlaşılması bakımından önümüzdeki dönemde önümüze gelebilecek bir takım gelişmeleri tahlil edebilmek bakımından çok önemlidir. Tabii dostlarımız, Türkiye'nin müttefiki olanlar, gerçek müttefikler, gerçek dostlar, duası Türkiye ile olanlar, gönlü Türkiye ile olanlar, Türkiye'nin büyümesinin bütün bölgede ve dünyada dış politikada daha adil bir dilin, daha hakkaniyetli bir dilin, sesi çıkmayanların sesinin yükselmesinin sağlayacak bir üslubun ortaya çıkacağını bilenler, bu seçim sonuçlarında birinci olmamızdan dolayı, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak birinci olmamızdan dolayı tebriklerini iletiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bizzat arayarak bu tebrikleri iletiyorlar. Bunlardan dolayı müteşekkiriz. Tabii dünyanın çeşitli yerlerindeki dostlarımız, çeşitli bölgelerdeki halklar, insanlar ellerine bayrağımızı alarak bu seçim sonuçlarına duydukları, birinci olmamızdan duydukları, istikrarın devam edecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bunun yanı sıra tabii Türkiye tökezlesin isteyenler, Türkiye'nin eli zayıflasın isteyenler bir takım şer şebekeleri, kara propaganda odakları da aynı şekilde faaliyetlerine devam ediyorlar. Esasen dış politikada biz bunları iyi tanırız. Yıllardır da bunlarla mücadele etmek, bunların oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışan çabalarını bertaraf etmek konusunda deneyimliyiz. Tabii net bir bunların üslubu vardır. Bu üslup bir kere daha sürekli olarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza bir son biçmeye çalışırlar. Sürekli olarak siyasi sürecin, bu siyasi mücadelenin, bu siyasi gidişatın sonlanması için çeşitli tarihler, çeşitli dönüm noktaları belirlerler. Her seferinde bir takım dünyadaki marjinal dini grupların kıyamet senaryoları gibi her seferinde boşa çıkar bu. Bunlar bir kere daha bu kara propaganda faaliyetlerine başladılar. Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı gibisinden bu propagandaları yoğunlaştırıyorlar. Bugün daha da yoğunlaşmış durumda. Tabii bundan neyi kastettiklerini biz anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu şer şebekeleri, kara propaganda odaklarıyla Yeni Zelanda'da o saldırıyı gerçekleştiren katil arasında sadece dost farkı vardır. Ama onun gerisinde anlayış birliği olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın, Türkiye tökezlesin, gittiği yoldan geri dönsün. Türkiye'nin dış politikasına kendi karanlık ilişkileri çerçevesinde karar vermek isterler. Bu olmadığı zaman da bu faaliyetleri çeşitli dönemlerde başlatırlar. Seçim öncesinde başlamıştı, şimdi de aynen devam ediyor. Bunların son zamanlarda yoğunlaştırdıkları haber alanlarından bir tanesi, Türkiye'de son derece meşru, hukuka uygun olarak yürüyen bu yasal itiraz sürecidir. Seçim sürecinin bir parçası olan, demokrasi geleneğimizin bir parçası olan, hukuka göre yürüyen bu itiraz süreci hakkında da bu kara propagandayı yürürlüğe sokuyorlar. Müthiş bir rahatsızlık duyuyorlar. Seçim sonuçlarını kafalarına göre ilan etmek istiyorlar. Bunun dışında bir gelişme olacak diye büyük bir panik içerisindeler. Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti'nin sonucu değiştirmeye çalıştığından bahsediyorlar. Tabii bundan bahsedenlerin Türkiye'deki bu yürüyen sürecin şeffaflığından ya haberleri yok ya da haberleri olmasına rağmen bunu yapıyorlar ki esasında süreçleri yönlendirmeye çalışan, süreçlere karar vermeye çalışanlar kendileridir. Tabii seçim neticesinde bir takım diktatörlere yakın gazetelerde Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili olumsuz haberlerin atılması da ibretle not ettiğimiz cümleler. Genelde hiçbir demokratik geleneğe sahip olmayan bu ülkelerde bu liderler, bu diktatörler %10'luk, %20'lik bir katılım oranına sahiptirler. Ama nedense hep sandıktan %99'la seçilirler. Bu garabeti hiç görmezler. Bu garabeti görmedikleri gibi çıkarlar, demokrasimizi eleştirmeye kalkarlar. %85'lik bir katılım oranı ve dolayısıyla %52'ye yakın bir zafer onlar için anlaşılması güç oluyor. Çünkü onlar %10'luk katılım oranıyla %99 sandık sonucu almaya alışkın tipler. Cumhur İttifakı'nın seçimlerden %52'ye yakın bir oy alması ve bunun önümüzdeki dönemde 4,5 yıl boyunca iktidarın ve istikrarın devam edecek olması,
bunları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu seçimlerde de umutlarını bir takım dış politikadaki emellerini gerçekleştirmek, Türkiye'nin milli çıkarlarını zedelemek üzere Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin kaybetmesine bağlamışlardı. Bu olmayınca yine sesleri yükselmeye başladı. Tabii Erdoğan eşittir Türkiye diyerek Erdoğan'ın eli zayıflarsa masada Türkiye'ye istediğimizi yaptırırız gibi bir anlayışla hareket ediyorlar. Milletimiz de bunların oyunlarını gördüğü için Cumhurbaşkanımızın liderliğine her seçimde olduğu gibi bu sefer de 15. kez desteğini yinelemiştir.